Efendim, TÜRSAB'ın yeni başkanı bizlerle beraber Firuz Bağlıkaya'yı ağırlıyoruz. Çok uzun zamandan beri turizm sektörünün içerisinde, aslında turizmi de yönlendiren isimlerden biri kendisi. Turizmi yakından takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Öncelikle hoş geldiniz, günaydın demek istiyorum. Çiçeği burnunda dedim, bir de kutlama mesajı verelim size. Hoş geldiniz. Zaten TÜRSAB'daydınız da yönetim kurulu başkanlığına hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kutluyoruz sizi. Güzel bir dönem geçirmenizi temenni ediyor. Çünkü turizmimiz bizim için çok önemli. Evet, güzel başladık. İnşallah güzel de devam edeceğiz. Hızlı başladınız. Böyle bir Ankara trafiği oldu. Talepler, istekler, turizmimizi geliştirmek açısından gündemle paylaşılan notlar. Bize şöyle kısaca bir aktarabilir misiniz? Bekleyen çok şey vardı. Bir seçim süreci bizim biraz uzun sürdü. İşte ertelemeler oldu. Hareketli bir dönem geçirdik. Bekleyen konular vardı, acil çözülmesi gereken, acil karar verilmesi gereken konular vardı. Onlarla ilgili yoğun bir trafik yaşadık. Şimdi yavaş yavaş rutine dönüp işimize gücümüze bakmaya başlıyoruz inşallah. rekor kırdı turist sayısı son 3 ayda. Evet, aslında geçen senenin ortalarından beri söyleye geldiğimiz bir şey bu bizim. Yani 2018'in gelişi biraz belliydi fuarlardaki ilgiden, charter sayılarının artışından, yolcu taleplerinden, erken rezervasyonun hızından belliydi. İlk 3 ayda da hemen sonuçlarını verdi. Aslında bundan sonra aynı tempoda artarak gitmesini bekliyoruz. Esas sezona biliyorsunuz yeni giriyoruz. Hani Ocak, Şubat, Mart da çok önemli bir gösterge ama bundan sonrası bizim için Eylül sonuna kadar, Ekim sonuna kadar durmadan aralıksız bir tempoyla devam edip inşallah tüm zamanların Türkiye'nin turizm açısından rekorunun kırılmasını beklediğimiz bir sene bu sene inşallah. Ne kadar güzel bir haber. Kaç milyon turist bekliyoruz? 20, 30, 40? 40 inşallah. 40 milyon? İnşallah 40 milyon. 40 milyonu birazcık bile geçmeyi hedefliyoruz hep beraber. Olacak gibi de öyle gözüküyor. 40 milyon turisti güzel bir şekilde ağırlayacak tesisimiz, altyapımız. Tabii ki her şeyimiz var. Allah'a çok şükür. Fazla fazla var. Hiçbir eksiğimiz yok. Hatta daha da bu 2018'den sonra inşallah daha büyük hedefler koyacağız. Daha büyük hedefler koyacağız. Çünkü bu 2018 yaraların sarılacağı yıl biliyorsunuz. 2016 çok kötü bir sene geçirdi tüm turizm sektörü. 17'de hafif toparlandık. Bu sene kendini buluyor sektör. Bundan sonra da aynı hızda devam edecek. Çok ciddi bir takım tedbirler de var. Devlet tarafından alınmış işte bu tahsislerin uzatılması var. Bireysel irtifa hakkı var, intifa hakkı var. Yani bireysel olarak kişilere tahsis yapılabilecek bundan sonra onunla ilgili tebliğ yayınlandı. Bu bizim 3. yaş turizmimiz için çok önemli. Artık otellerin bir bölümü kendi işlerindeki bir bölümü 49 yıllığına kiraya verebilecek. Dolayısıyla hani yaşlı turizmi için çok önemli bir adım bu. Harika. Bence hani bu kriz dönemlerini de ülkemiz iyi değerlendirdi. Yani iyi dersler çıkardı, iyi tedbirler aldı. Eksiklerimizi gördük hep beraber. Hani bu tür krizlerde neler yapmak gerekir, ne kadar hazırlıklı olmak gerekirse bence o eksiklerimizi tamamladık. Biraz da o yönden bakmak lazım. Çok kötü geçirdik diyoruz ama. Ama boşa da geçirmedik. Evet, yükselmeye devam ettik. Hiçbir şekilde fiyat indirimi, yani mesela ekonomi tüm dünyada kan ağlıyor ama Türkiye'de bir fiyat indirme politikası, kaliteden ödün verme gibi durumlar söz konusu olmadı. Bu da herhalde şimdiki başarıyı sağladı bir şekilde. Tabii biz Türkiye hani coğrafya olarak, yemek kültürü olarak, tarih olarak, deniz olarak hep bir Yunanistan'la yarış içerisindeyizdir. Yunanistan çok ciddi bir ekonomik krizle boğuşuyor ama turist akınına devam ediyor. Bu sene 2018 nasıl olacak sizce? Yani Yunanistan tabii Avrupa'da esas bizim ana kanalımız olan Avrupa turistinin arka bahçesi. Yani kendi memleketleri pasaportsuz gezebiliyorlar. Birazcık o taraflara doğru bir pozitif ayrımcılık da yapılıyor çok net bir biçimde. Ama buna rağmen bizimle rakip olabilecek çapta bir turizm hareketi olması mümkün değil. Orada coğrafya olarak da mümkün değil. Dolayısıyla oralarla tarihimiz, doğamızla, sahil bandımızla gerçekten çok üstün tüm Avrupa ülkeleri arasında da rekabet edilmesi en zor ülkelerden bir tanesi Türkiye. Evet. Her açıdan da öyle ve böyle de devam edecek inşallah.
bizim tesis kalitemizi, servis kalitemizi yakalamaları gerçekten çok zor. Hani doğayı, kültür hazinelerimizi, tarihimizi geçtim bir tarafa. Hani sonradan yapılmış olan şeyler konusunda da rekabet edilmesi mümkün olmayan bir ülke Türkiye. Şu anda Akdeniz çanağında. Türkiye'ye gelen turist kalitesiz turist mi? Hep böyle bir algı vardır. Parasız turist, kalitesiz turist. İşte ülkesinde oraya gitmeyen turist buraya geliyor falan. Böyle bir Türkiye'ye gelen turist niye aşağılanıyor? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu turistler böyle bir yerlerde duruyor da ülkeler gidip onları seçip almıyor. Yani böyle bir pazar mantığı yok. Her ülkeye turistin her kademesinden vatandaş ziyaret eder. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'ye 40 milyon turist geliyor. Bu 40 milyonun tamamı 5 yıldız turisti, yüksek gelir düzeyine sahip bir turist olmasın imkanı yok. Olamaz zaten. O zaman 4 yıldız, 3 yıldız otelleri kapatalım. Yani böyle bir durum yok ki, her segmentten, her kademeden turisti, bizim çapımızda turizm yapan ülkelerin tamamı bu şekildedir. Yani bize gelen turistin haftada 10 bin dolar, 15 bin dolar ödeyeni de var. Haftada 300 dolara gelip tatil yapanı da var. Bizde de buna hizmet edecek her türlü, her segmentte imkan da var. Dolayısıyla katılmadığımız bir şeydir. Biz turizmciler olarak çok net şunu söyleyeyim. Turistin iyisi kötüsü olmaz. Candır. Turist dediğiniz yani turist, candır. Yani turistin gelsin. İyisi kötüsü olmaz. İlla ki bir segmentte bir açığımızı kapatır. Bir sunulan hizmeti satın alır. Hangi kalitede, hangi segmentte olursa olsun muhakkak onun da bir hizmet vereni vardır. Dolayısıyla öyle ayırmak mümkün değil. Bakın Orta Doğu pazarındaki turistler efendim ne oldu? 2016-2017'de ne kadar zor zamanlar geçirdik. İşte o insanlar geldiler, yine burada alışveriş yaptılar, yine burada konakladılar. En azından o dönemimizde bize birazcık yardımcı oldular. Yani o turist... Bir de şöyle bir algı daha var. Efendim biz şuradan turist gelirse şöyle olacak. Ya o turistin gelmesini engelleyecek bir şey yok. O da gelsin. Yani sanki birbirlerinin alternatifiymiş gibi de anlatıyorlar. Hmm. İşte Alman gelmezse Çinli gelir veya Alman gelmezse Arjantinli gelir falan. Yok, hepsi gelsin. Yani çok bize... Arap turist var ama değil mi bu ara? Valla Arap turist... Nereye dönsem kafamı Arap turist. Eskiden de vardı aslında ama birazcık semt değiştirdiler. Ha. Yani eskiden hani daha düşük gelir düzeyine sahip turistler İstanbul'un başka semtlerinde konaklıyorlardı. Fiyatlar düşünce doğal olarak onlar biraz daha kaliteli otellerde daha ucuza kalmıyor. Biraz daha fazla bizim gözümüze batıyor. Bir de artış da var. Arap'ın fakiri var mı ya? Hele Türkiye'ye gelen. Bizim gördüğümüz Arap turist zengin turisttir. Tabii Arap turist zengin turist. Göreceli halk olarak daha çok harcayan değil turist. Değil mi? Evet. Evet, rahatlıkla. Evet, evet. Çünkü çok petrol zengini ülkelerden bahsediyoruz. Türkiye ile de yakın ilişkiler söz konusu. Ben diyorum ki Çin ile Hindistan'ı yakalarsak bu iş biter. Şimdi Çin'le ilgili şöyle bir şey var. Şimdi Çin çok önemli bir pazar tabii ama dünyadaki turizm hareketinin %80'i kendi coğrafyasında gerçekleşiyor. Kendi bu her yerde böyledir. Geçiyor. Yani kendi coğrafyası, Amerika bölgesi, Amerika bölgesinde %80 oranında seyahat eder. Şimdi Çin de kendi bölgesinde ağırlıklı turizm yapan bir ülke. Yani tüm Çin'den Avrupa'ya gelen turist sayısı geçen sene yanılmıyorsam 5 milyon civarında. O kadarcık mı? Bu kadar yani işte böyle ama, bir... Ama öyle oluyor o iş işte çok uzak. 1,5 milyarlık bir ülke. Yavaş yavaş bu 5 milyon 10 lira, 20 lira, 30 lira çıktığı zaman bizim de aldığımız pay şu anda 500 bin civarında. O da doğal olarak yükselecektir. Önemli bir pazar ama benim her zaman söylediğim bir şey var. Ana pazarlarımızı hiçbir şekilde unutmamamız lazım. Ana pazarlar bizim esas lokomotifimiz. Alman, Rus. Tabii Orta Avrupa ve Rus veya Ukrayna. Yani bizim ana pazarlarımız bunlar. Diğer pazarlarımızı geliştirmek için her şeyi yapmak zorundayız. Neden? Çünkü onlar da önemli pazarlar. Ulaşım imkanları her geçen gün farklılaşıyor. Yani bugün belki 11 saatle yolculuk yapılan yerler belki bundan 5 sene 10 sene sonra 6 saate inecek. Dolayısıyla bizim charter zonumuzun içine girecek. Yani biz 4 saat 4,5 saatlik bir alanda turizm hareketi gelişiyor. Türkiye'nin ağırlıklı olarak bu bölgelerden turist alıyoruz. Biz doğalı da bu zaten. Çin ve Hindistan pazarı da önemli bir pazar. Hazırlıklı olmamız lazım. Elimizden geldiği kadar oralarda da tanıtım ve bir takım pazarlama faaliyetlerini hiç eksiksiz devam etmemiz lazım. Ama onların gelişi bir Alman'ın gelişi kadar, bir Fransız'ın, İngiliz'in, Rus'un gelişi kadar hızlı ve yüksek volümde hemen sonuç vermez.
Bir iki tane rakam vermek istiyorum. Hani bir takım yanlış anlamaları da engellemek için. Bakın, Almanya'da 80 milyon seyahat satışı var. 80 milyon seyahat satılmış 2017'de. 80 milyon. Çin 5 milyon, Almanya 80 milyon. Seyahat sayısı, bu kişi sayısı değil. Seyahat sayısı 80 milyon. Bunun yaklaşık 45 milyonu paket tur. Yani paket tur demek organize tur. Hı. Yani biletini kendi alıp gitmemiş ya da iş seyahati. Ama 45 milyonu organize ve tatil turizmiyle ilgili. Şimdi biz bu 45 milyondan ne kadar pay alıyoruz? Ne kadar? 4,5 milyon alıyoruz, 5 milyon alıyoruz. Yani iyi tabii ama bir de şöyle bakın. Algı nasıldır? Almanların tamamı sanki Türkiye'ye tatile geliyor gibi bir algı vardır, değil mi? Almanların da. Halbuki %10'u geliyor daha Türkiye'ye. Yani organize tatil yapanların %10'u Türkiye'ye daha geliyor. Daha yani bu ülkelerde yapacak o kadar çok şeyimiz var ki. Ne için gelirler Türkiye'ye? Genelde tabii ki. Hepsi deniz, farklı. Deniz, kum, güneş ağırlıklı. Kültür turları son zamanlarda biraz yavaşladı. Tekrardan onunla ilgili çalışmalar yapmak lazım. Kongre maalesef bu 2016'dan sonra durdu denilebilecek seviyede şu anda. Öyle de önemli kongreler yapılıyor. Kongreler çok önemli. Gerçekten yani kişi başı gelir açısından da çok önemli. Hani hep şikayet edilen ucuz satıyoruz, ucuz paket fiyatlarımız varın. Aslında ilacı bu tür niş segmentler nedir onlar? İşte kongre. Efendim spor turizmi, sağlık turizmi, bunlarla paket fiyat ortalamalarının yükselmesi mümkün. Dolayısıyla normalde deniz, kum, güneş ortalama fiyatları düşük ama diğer segmentlerle bunu yükseltmek mümkün. Zaten dünyanın diğer pazarlarında, bizim rakip pazarlarımızda da, yani Akdeniz çanağında da durum aynı. Aslında paket ortalama satış fiyatları bir İspanya'daki, Yunanistan'daki paket satış fiyat ortalamalarıyla mass turizm için koyuyorum. Çok büyük farklar yok. 150 euro civarında bir düşüklüğümüz var. Onu da diğer ülkelerin kapattığı segmentler bizde kapalı olduğu için. Nedir onlar? İşte kongre turizmi yavaş şu anda yok denize kadar. Çünkü kongreler biliyorsunuz 2 sene, 3 sene önceden planlanan şeyler. Şimdi biz 2017'yi huzurlu geçirdik. 2018'in içindeyiz. İnşallah bu seneden itibaren artarak kongreleri de almaya başlayacağız. Şimdi biraz iç turizme dönmek istiyorum ve az önce Serdar dedi ki Bodrum'da 5 yıldızlı bir otelde 2 kişi şimdi rezervasyon yaparsanız 10 bin küsur. Erken rezervasyon yaparsanız 9 bin küsur. Ey Serdar diye seslenmek istiyorum. Hangi otel bu? Söyle ben oraya gideceğim. Öyle bir otel kalmadı. Uçmuş durumda rakamlar. Ne yapacağız böyle Firuz Bey? Şimdi söyleyin lütfen arkadaşları biraz indirim yapsınlar. İnsanlar bu kadar paralar kazanmıyorlar. Tatile bir hafta. Şimdi 10 bin bile çok fazla. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın Avrupa'da da hani hep şikayet edilen var ya, Avrupalılar çok ucuz alıyor. Niye? Erken alıyorlar. Yani bakın ucuz tatil yapmanın 3 tane formülü var. Bir kere erken alacaksınız. Ben yarınımı planlayamıyorum. İşte ama işte size göre dizayn edilmiyor pazar biliyorsunuz. Pazar şimdi normal, ücretli çalışan, evet. Mesaisi belli olan, hani sizin ve bizim ama sektörde böyle yazık. Bir şey yok. Şimdi bir, ucuz almak istiyorsanız erken alacaksınız. İki, gerçekten ucuz tatil yapmak istiyorsanız herkesin gittiği ana sezonun birazcık dışına çıkacaksınız. Evet. Ki. O iyi bir formül. Herkesin çok yoğun gittiği bölgelerin de biraz dışına çıkacaksınız. Bu üçünü yaptığınız zaman Türkiye'de çok ucuz tatil imkanları var. Hı. Anlatabildim mi? Yani herkes aynı yere gidiyor, aynı tarihte gidiyor. Aynen. Yani Dolayısıyla, Firuz Bey diyor ki Antalya'yı, Çeşme'yi, Bodrum'u bırakın. Kalkan var, Kaş birazcık, var. Birazcık güzel, Ayvalık var, Edremit var. Yani eğer illa da ucuz tatil yapmak istiyorsanız ya erken alacaksınız. Veya alternatif tarihler peşinde koşacaksınız yani ya da Haziran, alternatif Eylül, destinasyonlar tabii. Haziran, Eylül, Bodrum, Çeşme, Antalya dışı bir yere gidiniz. Siz de uygun bir şekilde tatilinizi geçiriniz diyorsunuz. Aynen. Şimdi tabii Ramazan ayına giriyoruz. Umre turizmi hareketlenecektir. Sürekli devam ediyor ama Ramazan'da kat kat artıyor. Ramazan'da biraz daha işte hac geliyor yavaş yavaş. Hac geliyor yavaş yavaş. Hac'la ilgili bir açıklamanız vardı. Paylaşabilir misiniz bizle hac turizmi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok vallahi önemli. Şimdi, hac turizmi ülkemizde
sayısı kısıtlandığı için Suudi Arabistan tarafından. Hı. Dolayısıyla hani her sene yapılan hac sayısı belli. Umre ile ilgili birazcık hareketlenme şansımız var. Onu da seyahat acentaları uygun umre paketleri hazırlayıp sunuyorlar. Dolayısıyla hani bizim böyle çok fazla kontrolümüzde olan bir segment değil işin açıkçası. Çünkü turisti alan taraf zaten kota koyuyor. Dolayısıyla maalesef böyle bir durumumuz var. Yani seyahat acentaları ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın ortaklaşa yaptığı bir operasyon bu. Hı. Hani bir kısmını onların organizasyonu, bir kısmı seyahat acentalarının organizasyonuyla gidiyor. İnşallah önümüzdeki senelerde biraz daha yakın ilişkiler kurarak bu sayıları artırmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten çok hacı adayı sırada bekliyor gitmek için. Umre'de bir sıkıntı yok ama. Bir şey söyleyeceğim. Bu acentelerle ilgili derdim var. Kimin derdi? Benim derdim uçak bileti rezervasyonu ile ilgili. Bu acenteler kapatıyorlar aylar öncesinden uçak biletlerine. Ama bir şey söyleyeceğim. Bakın öyle bir durum yok. Şimdi rezervasyon yapıyorsunuz. Opsiyonunu zaten sağ olsunlar 2 saat sonraya veriyorlar. Yani artık bilet almadan rezervasyon yapma çağı neredeyse bitiyor. Evet. Gerçekten. Şimdi bakın hangi uçağa girerseniz girin rezervasyon yapın. Çok ileri tarihte olsa bir gün sonrasına opsiyon veriyor. Yaptınız, aldınız, almadınız gitti. Yani sistemden artık o kadar otomatik oldu ki dünyaya entegre. Bu hava yolları hiçbir şekilde öyle bir rezervasyonu, bir ücretsiz tutma imkanı yok seyahat acentesine. Yani ben yanlış ücretini şekilde mi acentelere tutar kızıyorum? Yok, kızmayın. Çünkü eğer orada bir uçakta bir yer tutuyorsa tabii. Acente muhakkak parasını ödemiştir. Tabii. Dolduracağım kotasını dolduracağım diye. Dolduracağım diye ödemiştir tabii. O zaman acenteler lütfen daha küçük çaplı daha doldursunlar. Az. Daha az doldursunlar. çünkü millerle uçamıyoruz. Millerle uçamamamız hepimizin sorunu. Onu Türk Hava Yolları ile konuşmamız lazım. Hiç kimse millerle uçamıyor. Sizin de mi sorununuz yani o? Bütün herkesin sorunu, vatandaşın sorunu. Mil sınıfına baktığınız zaman genelde bilet olmuyor. Bilet olmuyor. Evet. Ben onu direkt herhalde acenteler tamamıyla doldurdular. Yok, yok siz turizmdeki bütün günahları bizim üstümüze yüklemeyin. Lütfen. Geri aldım. Geri aldım sözlerimi. Hepsini geri aldım. Günahını almışım değerli acentelerimizin. Acenteler sadece hizmet sektöründe gerçekten daha ucuza, daha organize bir şekilde tatil yapılması için çalışıp bu işten ekmek yiyen meslektaşlarımız. Gerçekten öyle çok hani da gidip değerliler. Yani gidip bir yeri kapatıp bir şey yaparsa muhakkak risk alıyordur. Hı. O da onun ticaretidir. Yani hani parasını ödeyip kapatıyorsa bunlar otellerde de oluyor. İşte otelin belli sayıda odasını garanti ederek alıyorlar. Dolayısıyla siz nereye gidersiniz peki Firuz Bey? Valla biz şöyle söyleyeyim ben yurt dışında benim değişik ülkelerde ofislerim var ama ben kendim hiç Türkiye'nin dışında deniz tatili yapmadım. Türkiye'de nerede yaparsınız? Türkiye'de de tabii Ege sahilleri diyelim. Soğuk su seviyorsunuz. Evet. Ben de Antalya'dan vazgeçemedim. Yani Antalya şöyle mevsimsel bakmak lazım. Biraz hani Eylül, Ekimse, Kasımsa Antalya, Mayıs'sa tabii. Ama Temmuz, Ağustos'sa biliyorsunuz onlar ancak yabancıların sevdiği bir hava oluyor orada. Biz çok fazla... Bayılırım. Siz çok seviyorsanız... Ben işte, hep Antalyacıyım. Çok güzel. Yani Antalya çok hep, güzel. Bir. Hep Antalyacıyım. Tesislerine bayılıyorum. Bir de bu all inclusive yani her şey dahil sistemi tam çocuklulara göre. Tabii. İkizlerim olduğu için 2 yaşındalar. Gidiyorum, bırakıyorum onları büfeye. Ne isterler? Sağlıklı. Evet, oh, zaten mis. All inclusive sistemle ilgili çok eleştiri var ama Türkiye gerçekten bunu en iyi uygulayan ülkelerden bir tanesi. Dört dörtlük uyguluyor tesislerimiz. Bir de bizim gibi ülkelerde hani turistin tesis dışına çıkıp da çok fazla alternatif bulamadığı ülkelerden biriyiz biz. Hani turist çıksın dışarıya, sokakta yemek yesin, dolaşsın, gezsin. Bizim resortlarımız genelde sokağa çıktığınız zaman çok fazla alternatif bulamayacağınız yerler. Şimdi Belek'te sokağa çıksanız nereye gideceksiniz? Hiç çıkmam ben şimdi, Belek'te sokağa. Örnek olarak yani Bodrum'da çıkabilirsiniz belki ama. Şimdi dolayısıyla yurt dışından gelen yabancı da şunu istiyor. Ben kaç lira vereceğimi bileyim. Hı-hı. Yani akşam yemeğine kaç lira harcayacağım? Sabahleyin nerede kahvaltı yapacağım? Öğlen nerede yemek yiyeceğim? Bunu dert edinmek istemiyor. Dediğiniz gibi çocukları var. Çocuklardan gelecek ekstra harcamaları hesaplamak istemiyor. Bununla ilgili sürpriz yaşamak istemiyor. Dolayısıyla all inclusive tesisi tercih ediyorlar. Harika. Parasını ödüyorlar.
geliyorlar. Ondan sonra da hiçbir şekilde bir para ödemesi yapmıyorlar. Dolayısıyla hem sistem olarak bize çok uygun bir sistem. Hani demiyorum ki oda kahvaltı oteller olmasın. Alternatif olarak olabilir ama İkisi bu all inclusive sistem gerçekten Türkiye'ye uygun bir sistem ve bizim otelci meslektaşlarımız da bu işi mükemmel yapıyor. Bakın iyi yapıyor demiyorum, mükemmel yapıyor. Altına yani, imzamı atıyorum. Evet. Dört dörtlük tesislerimiz evet. var. O kadar güzel tesislerimiz Hizmetleri var ki de aynı şekilde. Gurur duyuyorum. Müthiş bir hizmet kalitesi. Gidin bakın Avrupa'da bir restorana. Neyse süremiz bitti. Anlatacak o kadar çok şey var ki. Türkiye'deki sistemimizle gurur duyuyorum. Otellerimizle, işletimleriyle. Elbette ki eksilerimiz, artılarımız var. Hep birlikte gidereceğiz. Çok teşekkür ediyorum ben geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Siz de kazandık gurur duyduğunuza göre. Ben şikayet etmeyin fiyatlardan. Çoktan kazanılmışım. Fiyat. Ah o fiyatlara düşüreceğiz. Onları i̇nşallah. Da düşüreceğiz inşallah çalışarak. Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür geldiğiniz ediyorum. İçin. Tekrar başarılar diliyorum i̇nşallah. Bu çok önemli görevde. Muhtemelen sık sık bir araya geleceğiz. İnşallah. Sizin görüşlerinize başvuracağız Firuz i̇nşallah. Bey. Teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Yarın sabah 7'de tekrar sizleri bekliyoruz efendim. Yarın 7'de görüşünceye kadar esen kalınız. Sağlık diliyorum sizler için. En önemlisi de o. Hoşçakalın.